Bu mu sağlıkta çağ Türkiye? Gazete başlığına yansıyan bu feryadın sahibi evladını hayatta tutmak isteyen bir babaydı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Erhan Çoban, 13 yıllık evli ve 3 çocuk sahibiydi. 39 yaşında erkek kuaförlüğü yapan Çoban, akraba evliliği yapmıştı. Eşi teyzesinin kızıydı. Aile bir bebeklerini doğmadan yitirdi. Sonrasında Sedef bebek geldi. Hamilelik sırasında takiplerini yapan doktorlar sürekli hiçbir sorun olmadığını söyledi. Fakat Sedef hiç ağlamadan doğdu, üstelik mosmordu. Bir başka hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alındı. Ulaştığında yarı ölüydü. Solunumu düzensizdi. Oksijen gitmediği için beyninde hasar meydana gelmişti. Üç farklı hastanede tam yedi ay sürdü Sedef bebeğin mücadelesi. Bunun beş buçuk ayında makineye bağlı yaşadı. Ailesi Sedef'in neden bu hale geldiğini öğrenmek istedi. Fakat buna kimse cevap veremedi. Bu sırada minik Sedef'in durumu Habertürk gazetesinin 24. sayfasında yer aldı. Konu aylar sonra bir ses kaydının ortaya çıkmasıyla bir kez daha haber oldu. Sedef'in sağlık problemini sayfasına taşıyan Habertürk gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın tepkisini çekmiş, bu rahatsızlık medya grubunun yetkililerinden Fatih Saraç'a, onun vasıtasıyla da gazetenin genel yayın yönetmeni olan Fatih Altaylı'ya iletilmişti. Altaylı, yaşananları Cüneyt Özdemir'e anlattı. Bunlar gazetecilik yapıyorlar. O başlığı da heyecanıyla haberi daha cı kılmak için. 60'lardır burada bir art niyet arama diyorum. Fatih diyor ki ben de arıyorum başka da arıyorum. Diyor ki arasanız da bulamazsınız. Diyor ki Ankara'da kıyamet koptu. Ben diyor ki ben Sayın Bakan'la konuşurum. Bunun önemli bir şey olmadığını söylerim. Nitekim ben gerçekten kayıtlara yansıdı mı var mı orada onu da bilmiyorum. Ben Sağlık Bakanı geçmişti Sayın aradım. Dedim ki Sayın Bakanım yani bu tamamen gazetelik heyecanı yapılmış bir iştir. Size karşı e e e, ...arkasında bir komplo falan aramanın gereği yoktur. Haberi okutmak için atılmış bir başlık. Bunu komplo olarak değil. Tüm bu görüşme trafiğinden sonra bakanlığın Sedef için seferber olduğu haberi baş sayfadan yayımlandı. Bunun üzerine bazı yetkililer çobanı aradı. Fakat her şey sadece aramakta kaldı. Başka bir gelişme olmadı. Bakanlığın devreye girdiği söylense de her şey için çok geçti. Fatura haberi hazırlayan gazetecilere kesildi. Ve ben bununla ilgili hiçbir arkadaşımın görevine son vermeyeceğimi yönetimini de e, gazetenin üst yönetimini diyeyim, beyan ettim. Fakat daha sonra buradaki bazı arkadaşlarımızın görevine son verilmiş olması ne benim tasarrufu ne benim bununla ilgili vermiş olduğum mücadelenin tanıkları vardır. Altaylı kendini böyle savundu. Fakat haberde emeği olan üç kişinin görevine son verildi. Kimse bunu engelleyemedi. Şimdi üç kişi bu tespit edildi ve onların işten atılması istendi. Sen de at. Ben atmadım. Ben Ama Onlar işten atıldı sonuçta. Daha sonra benim dışımdaki daha üst otorite tarafından iş atılmış olabilir. Atıldılar mı? Atıldılar tabii. Ki. Sen ne yaptın? İşten bile maşın yapabilirsin? İstifa edebilirdin. Lanet olsun kardeşim böyle şeye. Bunu bana ilk defa sen söylemiyorsun. Bunu bir kimse içeride ne olduğunu bilemez. Benim orada niye durduğumu da bilemez. Niye Bu, duruyorsun? İstifa edeyim gideyim. Neden duruyorsun? Ha, çok mutlu oluyorsun. Sen, sen mesela Türk ba, halkı sen çok parası pulu olan bir insansın. Ya yani benim, yani para mı, bir şeye ihtiyacın yok. Maddi bir şeye ihtiyacın Ama, yok. Benim i̇şte, orada maddi, maddi nedenler için... Nedenle ne, çok... Durmanın nedeni ne? Sence ne? Sence ne? Sence ne? Sen niye burada duruyorsun? Gazetecilik yapmaya çalıştığım için duruyorum. Aynen ben de. Gazetecilik yapmaya ve... Her şeye rağmen bir nebze olsun habercilik yapmaya, diğerlerinden geri kalmaya. Baktığınız zaman Habertürk'ün haberlerine gazetecide kimseden geri kalmıyor. Gazetecilerin kovulmasına sebep olan haberin altından tek kelimeyle bir dram çıkmıştı. 3 yılın sonunda sadece 700 gram alabilen Sedef'in en son hali 3,5 kilogramdı. Yeni doğmuş bir bebekten farksızdı. Haber olduktan sonra 19 gün yaşayabildi. Ardında bıraktığı tartışmalarla 11 Ekim günü sonsuzluğa gitti.